AK Parti'de istifa depremi sürecek mi? İsmail Saymaz küskün vekilleri anlattı. İsmail Saymaz, Fakı Baba'nın AK Parti'den istifasıyla başlayan çatlağın büyüyeceğini savunarak 30-40 ismin daha AK Parti'den istifa edeceğini iddia ediyor. İsmail Saymaz, Perdenin Önü Arkası programında siyaset dünyasına bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. AK Parti'den rahatsızlıkları bulunan AK Parti vekilleriyle görüşmelerini anlattı. Saymaz, İYİ Partili bir görüştüğüm isim bana AK Parti'den görüştüğümüz 8-9 isim var dedi. AK Parti'de bir kırılma mı var, ayrışmalar olacak mı sorusuna da yanıt verdi İsmail Saymaz. İsmail Saymaz, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası başlı başına bir vaka. İkincisi ise Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte AK Parti'den istifası beklenenler var. İstifasında adı geçenlerden ikisiyle bugün görüştüm. Mehmet Kasım Gülpınar ve Mücahit Arınç, ikisiyle de konuştum. Üçüncü boyutu da İYİ Parti'nin beklemekte olduğu yeni transferler. Onlar da AK Partili diye konuştu. İsmail Saymaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle. Mehmet Kasım Gülpınar, bu da Şanlıurfa'da 3 dönemdir milletvekili. Fakı Baba'yı ilk istifadan vazgeçiren de o. Fakı Baba'ya söyleşimde sordum. Gülpınar'ın da istifası konuşuluyor. Rahatsız olduğunu biliyorum. İstifa eder mi bilmiyorum dedi. Dürüst adamlar zaten, rahatsız. Gülpınar'ı dün aradım. Sağ olsun bugün aradı beni. İstifa iddiasını kendisi reddetti. İyi Parti'ye katılacağı söylenen isimler arasında ben yokum dedi. Rahatsızlık meselesini reddetmedi. Bunu gelecekte konuşalım dedi. Kasım Gülpınar'ın yakın olduğu başka bir milletvekiliyle de görüştüm. Kasım Bey'in rahatsızlığının yüksek olduğunu, hele hele Suruç'taki Şen Yaşarlar ailesi olayını esefle karşıladığını anlattı. O da partide bir süredir izlenen politikalardan kaynaklı kimi zaman yolsuzluklar, kimi zaman hukuki meseleler ya da bazı kişilerin etraflarında olağanüstü güç biriktirmesi gibi konularda rahatsızlıkların olduğunu reddetmedi. Mücahit Arınç da bu arada partinin MKYK'sında hem Kasım Gülpınar hem Mücahit Arınç MKYK üyeleri, yedekte değil asil milletvekilleri, reddetmedi. Bence bu çatlak büyürse veda edecek isimler arasında ikisi de yer alıyor. Başka partilere katılırlar mı bilmiyorum ama rahatsızlıklarını saklamadıklarını gördüm. Üçüncü isim de Ardahan Milletvekili Orhan Atalay. Aslında Orhan Atalay'ın babası da dedesi de CHP kökenli. Orhan Atalay da ilginçtir. Fakı Baba'nın istifasını beğenmiş. Gerçi bunu yanlışlıkla yaptım diyor ama o da uzun süredir parti politikalarından rahatsız. Sonuç olarak diyorlar ki AK Parti'de 30-40 milletvekili bir süredir parlamentoya gelmiyor. Ayaklarını kestiler. Şikayetlerini de dile getiriyorlar. Ve ben bunu dün AK Parti'nin bir ağır topuna sordum. Onunla da söyleşi yaptım. AK Partili üst düzey bir yetkiliye. Hem Fakı Baba'yı sordum hem de istifa edeceği iddia edilenleri sordum.